Geçtiğimiz hafta sizlere boya koruma filmlerini ve ne işe yaradığını anlatmıştık. Bu hafta ise konumuz cam ve boya koruma filmlerinde nasıl bir garanti sisteminin uygulandığı. Rahmet Kaya stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta da garanti konusunu işleyeceğiz. Cam filmlerinde ve boya koruma filmlerinde nasıl bir garanti sistemi işliyor? Tüketiciler bunlardan nasıl faydalanıyor? Aslında çok güzel bir konu. Çünkü ürünü satmakla iş bitmiyor. Ürünün bir de arkasına durmak gerekiyor. Bununla ilgili olarak garanti belgeleri devreye giriyor. Garanti belgeleri, bizim kullandığımız garanti belgeleri, bir iki örnek getirdim size. Biraz detaylı. Yani bir kart vizit ya da ben buradayım şeklinde bir garanti belgesi değil. Garanti belgesinin içinde olması gerekenler, ki bunlar bakanlık onaylı garanti belgeleri de olabilir. Firmaların, distribütörlerin ya da fabrikaların düzenlediği garanti belgeleri de olabilir. Yalnız bunun içinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ürünün ne olduğunun kesin tarifi garanti belgesinde ifade edilmesi lazım. Garanti belgesinin kapsamı, yani garantinin neleri kapsadığı, ürünle ilgili olarak, ürünün yapısıyla ilgili olarak, ürünün montaj kısmıyla ilgili olarak ya da müşterinin kullanım şekliyle ilgili olarak neleri kapsadığı net olarak belirtilmesi lazım. Bir de garanti belgesinin işleyiş prosedürü. Yani bir durum icap ettiğinde bu garanti nasıl devreye alınacak, hangi şartlarda devreye alınacak ve nasıl ürün tekrar telafi edilecek ya da montaj yenilenecek. Bu detayların hepsi garanti belgesinde açık açık izah edilmesi lazım. Tabii müşteri burada sorumlulukları da devreye giriyor. Bunlar da bu garanti belgesini kaydetmemesi gerekiyor öncelikle. Ve ürünün aldığı yer ya da montaj yaptığı yerle ilgili bir resmi belge, fatura bile olabilir. Bu garanti belgesi ekinde bunu da iddiaz ettiği zaman uygulamayı yapan bayide de bunun telafisi yapılabilir. Ya da herhangi bir distribütörün farklı bir bayisinde de bu garanti belgeleri yine devreye alınıp gerekli tedarikler yapılabilir. Akla gelen ilk sorular cam filmleriyle ilgili. Özellikle cam filmlerinde sık yaşanan konulardan bir tanesi bu. Benim de dikkatimi çeken. Cam filmlerinde ya böyle nokta nokta baloncuklar oluyor ya da cam filmleri belli bir süre sonra çiziliyor. Belki bu filmin kalitesizliği ya da cinsinden olabilir. Tüketiciler bu noktada hemen bunun değiştirilmesini istiyor. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Ve bu bahsettiğim hasarlar neden oluşuyor? Yani neden o baloncuklar oluşuyor? Neden cam filmleri çiziliyor? Garanti belgesi neyi kapsar aslında? Oradan şey yapayım. Bir, malzemeyle ilgili olarak. Fabrikasyon, üretim. Üretimdeki hatalar. İşte malzeme montaj yapılmadan önce bir kontrol yapılır. O kontrolde varsa bir hata o malzeme kullanılmaz. Ya da kullanıldıysa tekrar revize edilebilir. İkincisi ise müşterinin